Eğitimlerim sırasında motor sürücülerine anlatırken motor devrini sıfırdan alma devrinin üstündeki değerlere kadar motor sürücüsüyle ayarlamamız mümkün dediğimde gruptan bana o iyiymiş o zaman ya rediktöre gerek yok biz motorların devrini bununla düşürürüz şeklinde yorumlar geliyor. Maalesef bu mümkün değil. Neden bunu yapamayacağımızı bu videoda size anlatmaya çalışacağım. Fabrikalarda endüstride kullandığımız dönen ekipmanların devirleri genellikle motorların devrinin çok ve çok altında ve biz bu devirlere düşebilmek için redüktör kullanmak zorundayız ve redüktöre baktığınız zaman da çok ciddi maliyetli makine ekipmanları bunlar ve motor fiyatlarının üstündeler. Hatta servo sistemlerde kullanılan sıfır toleranslı ya da sıfır boşluklu redüktörlerin fiyatları almış başını gitmiş. O nedenle hani redüktör kullanmamak kulağa hoş geliyor olabilir. Bununla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda tork motorlar ya da moment motorlar imal edildiler. Ama bunlar da çok fazla kullanım alanı bulamadı. Moment motorların ne olduğunu merak eden arkadaşlar varsa benim daha önceden yine bu YouTube kanalına atmış olduğum servo motoru olarak bilinen motorların incelenmesi videosuna bir göz atsınlar. Onun son kısmında tork motorların nasıl çalıştığını anlatmıştım. Aslında Redüktör dediğiniz şey hani bizim fizik ve fen bilgisi derslerinde gördüğümüz büyük çark, küçük çarkın ötesinde bir şey. Düşünsenize çok büyük kuvvetleri birbirlerine aktaran makine parçaları ve bunu yaparken de birkaç dişlinin birbirine temasından başka bir şey yok. O nedenle normal bildiğimiz inşaat demirinin ötesinde çok daha ciddi mukavemet gerektiren e, malzemeden yapılmış olan ve içerisinde bir bilim, bir teknoloji barındıran aslında makine parçaları bunlar. Motor sürücüsü varken radiktöre ne gerek var? Endüstride kullanılan elektrik motorlarının büyük çoğunluğu düşük devirlerde kullanılır. Dönen mil uygulamalarında motor devrinden daha düşük devirler istenirken fan, pompa uygulamaları motor devirlerinde çalıştırılır. Asenkron motorlarda devir sayısı kutup sayısı ile değişmekteydi. 30 devir bölü dakikalık bir devir için kaç kutuplu motor yapmamız gerekli? Asinkro motorlarda devir sayısı formülü 60 çarpı f bölü p idi. Buradan p'yi çekecek olursak 60 çarpı f bölü ns 100 kutup çıkar. 100 kutuplu motor pratikte yapılamaz. Çünkü gövdesi aşırı derecede büyük olacağından uygulamalarda sorunlar yaşanır. Ayrıca motor üreticileri çok çeşitli devirler için Yine çok çeşitli güçlerde stoklar tutmaları ya da imalatlarını özel üretime yönlendirmeleri gerekir ki bu hem zor hem de maliyetli olacaktır. Motorlarda yapı büyüklüğü motor mil merkezi ile gövde altı arasındaki milimetre cinsinden mesafedir. Genellikle asenkron motorlar 4 kutuplu 1500 senkron devir olarak imal edilirler. Daha büyük kutuplu yani düşük devirli motorlar hem gövde büyüklükleri artacağı hem de düşük devirlerde dahili fan soğutma performansları düşeceği için tercih edilmezler. Yani motor milinin arkadaki bağlı pervanenin motor yüzeyine düşeceği hava miktarı düşeceğinden motor soğuma performansları da bozulacaktır. 22 kW bir motor için çeşitli rotor devirlerinde yapı büyüklükleri 2950 devir dakikalık yani iki kutuplu bir motor için H180, 1470 devir bölü dakikalık rotor devre, 4 kutuplu bir motor için H380, 975 devir bölü dakikalık rotor devre, 6 kutuplu bir motor için H200, 725 devir bölü dakikalık rotor devre, 8 kutuplu bir motor için H225. dikkate çek olursanız motor kutup sayısı arttığında, devri düştüğünde motor gövde büyüklükleri de artmakta. Makine tasarımında hesaplanan döndürme kuvveti yani momenttir. Bir makinede bir mili döndüreceğimiz moment hesaplanır. Ya da bir fan pompa uygulamalarında o fan pompayı çevirecek olan moment hesaplanır. Bu moment değeri ve devirle birlikte ihtiyaç duyulan güç buradan bulunur. Standart devirlerde ve güçlerde motorlar imal edilirler. Bir motorun milinden alınan güç, elektriksel güç demiyorum, milinden alınan güç Motor mil momenti çarpı 2 pi nr burada rotor devre bölü 60'tır. Bir bant uygulaması için 30 devir bölü dakikalık bir devre ve 100 Nm'lik bir momenti ihtiyacımız olsun. Birinci çözüm yolumuz motor sürücüsü kullanarak motor devrini ayarlamak şeklinde olsun. Burada bir hatırlatma yapayım. Motor sürücüleri Vf oranını sabit tutarak akımı dolayısıyla da sıfırdan anma devrine kadar momenti sabit tutar. Burada anahtar kelime momentin sabit olmasıdır. Bu uygulamamız için 1500 devir bölü dakikalık 100 Newton metrelik bir moment seçip frekansıyla oynayıp bunun devrine 30 devir bölü dakikaya getireceğiz. Bu motoru seçelim. Katalogdan baktığımızda 15 kW'lık motorun momenti 98.4 Newton metre. 18.5 kW'lık motorun momenti 120 Newton metre olarak görürüz. Peki hangisini seçeceğiz? Bu uygulamada bir büyük güç motor seçmek yerinde olacaktır. Çünkü düşük devirlerde motor kapağındaki pervane havalandırma sistemi soğuma sağlayamadığı için motor gücü yüksek seçilip nispeten düşük yükte çalıştırılarak motorun ısınmasını engellemeye çalışırız. Hatta uygulamanın sıklığı, süresine göre motoru soğutacak ekstra soğutma fan motoruna da ihtiyaç duyabiliriz. İkinci çözüm yolumuz motor çıkışına rediktör bağlamak şeklinde olsun. Bunun en pratik hesabı için Yılmaz Rediktör'ün internet sitesindeki hesaplama aracını kullanalım. Link bu. Yılmaz Rediktör'ün sitesinden herhangi bir seri olabilir, fark etmez. 100 Nm'lik bir çıkış gücü için ve 30 devir bölü dakikalık bir çıkış için motor gücüne bakacak olursak bunu 110 Nm'de 30 devir bölü dakikada ya da 100 Nm'de 33 devir bölü dakikada 0.37 kW'lık bir motorun sağladığını görürüz. Motor sürücüsü kullanıldığında minimum 15 kW'lık motor gücü rediktör ile 0.37 kW'a düştü. Bakın bu çok büyük bir fark. İsterseniz bu hesaplama aracına güvenmeyelim ve sağlamasını yapalım. Az önce güç olarak verdiğim motor mil gücü olarak verdiğim formülden bu sefer moment çektiğimizde motor mil gücü çarpı 60 bölü 2 pi rotor devri olarak formülü yazdık. Dikkat edecek olursanız burada rotor devri paydada. Yani devir sayısı ile moment ters orantılıdır. Devir arttığında moment düşer, devir azaldığında moment artar. Biz aslında 1400 devir bölü dakikalık rotor devrini 30'a düşürdüğümüzde 1400 bölü 30 46.6 yük tarafında 100 newton metre olan momenti motor tarafında 46 misli düşürdük. Yani redüktörün çıkışındaki 100 newton metrelik bir yükü karşılayan moment aslında redüktörün girişinde yani motor tarafında 46 misli düştü. 100 bölü 46.6 2.1 yani motor tarafındaki momentimiz 2.1 Nm'ye düştü. Kataloglardan bu moment değerinde 4 kutuplu yani NS1500'e bölü dakikalık bir motora baktığımızda 0.37 kW'lık bir motorun 2.54 Nm'lik bir momente sahip olduğunu görürüz. Yani hesap doğru. Motor sürücüsüyle sabit moment altında 100 Nm'yi elde etmek için 18.5 kW'lık bir motor kullanırken Rediktörle 30 devre düşürdüğümüz bir motorda 0.37 kW'lık bir motor gücü bizim işimizi görüyor. Motor sürücüsünün devir ayarlanmasının amacı devrin 0 ila 100 arasında ayarlanması için değildir. Daha çok hassas devir uygulamalarında kullanılır. Ne demek istiyorum? Örneğin uzun bir bant sistemimiz var. Bu bantı hareket ettiren 4 motorumuz olsun. Bu dört motorun da aynı devirde hareket etmesi gerekti. Eğer devri düşen motor olursa, iş yapması gereken motor bu sefer diğer motorlara yük olacaktır. Gerilmeler, mekanik gevşeklikler yaşanacaktır. Bu tip bir sistemde, motorlardan bir master seçilir, diğer üç motor silev olur, master motor devrenin senkron olarak dönerler. Yine bir başka uygulamada, birbirinin peşinde birbirini besleyen çok sayıdaki bantın da aynı hızla hareket etmesi istenir. Aksi takdirde yavaş kalan bandın girişinde ürün yığılmaları olur. Bu tip uygulamalarda da devir, senkronu için motor sürücüleri kullanılır. Bazı rulo uygulamalarında çap ve buna bağlı olarak çevresel hız değişir. Bu tip uygulamalarda ise gerginlik ve kopmaları engellemek için motor devri belirli bir aralıkta ayarlanmak istenir. Bu tipte çok sayıda uygulama örnekleri vardır. Bunun haricinde motorların kalkış akımlarını sınırlamak, akım darbelerini engellemek için de motor sürücüleri kullanılır. Bazı uygulamalarda istenilen çevirme oranına sahip standart redüktör bulunamaz. Örneğin bu uygulamamızda aynı moment yani 100 Nm için 37 devir bölü dakikalık bir devir isteseydik, Yılmaz redüktörün sitesinde bu değeri kurtaracak 111 Nm'lik 44 devir bölü dakikalık çevirme oranı 32.25 olan bir rediktör seçmemiz gerekecekti. Bu durumda yük tarafında 37 devir istiyorduk. 44 devirlik bir rediktörümüz var. Yük tarafında 7 devir bölü dakikalık bir devir düşmesine ihtiyaç olacaktır. 32.25 çevirme oranına sahip bir rediktörde bu motor tarafından motorun bağlı olduğu tarafta 7 çarpı 32 25 225.75 devir bölü dakikalık bir devir düşümü demek oluyor ki bunun için motor bir sürücü altında çalıştırılmalıdır. Burada Rediktörlerle ilgili kısa bir bilgi verdim. Bu konularda daha fazla bilgi edinmek isteyen arkadaşlar kumanda.org internet sistemindeki ders notlarımı inceleyebilirler. Elektrik motorları, elektrik motorlarının korunması, ...elektrik motorlarının devir sayısının değiştirilmesi, yol vermesi ve frenlenmesi... ...öz elektrik motorları, elektrik motor sürücüleri ve servo gibi ders notlarını indirip inceleyebilirler. Bunun haricinde elektrik ve otomasyonla ilgili videoları yayınladığım YouTube kanalıma bir göz atabilirsiniz. İsterseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Güncel bilgileri paylaştığımız, etkinlik haberlerini paylaştığımız ve ben fırsat buldukça yayınlamaya çalıştığım, iş ilanlarını yayınlamaya çalıştığımız otomasyoneğitim.com ismine bağlı olan bir Facebook grubumuz var. Dileyen arkadaşlar da bu gruba üye olabilirler. Umarım anlattığım bilgiler işinize yaramıştır.